Sevgili öğrenciler, Fizik AYT tam isabet 10 soru altında bir çalışma içerisindeyiz. Biliyorsunuz endemik yayınlarının sorularını çözüyoruz. Kitabın içerisinden belirli soruları seçtik. Bu elimdeki kitabın sevgili öğrenciler. Bu kitabın içindeki sorulardan 10'ar tane oluşturduk. Ve Newton hareket yasalarındayız. Birinci videosundayız. Aynı zamanda tam isabetin 9. videosu sevgili öğrenciler. Şimdi sorularımızın çözümüne başlayabiliriz. Evet, birinci sorudayız. Ali sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan cismi sabit bir kuvvetle çekmeye başlıyor. Hakan ise bu cismin birim zamandaki hızının değişimini inceliyor. Buna göre Hakan'ın bulduğu fiziksel büyüklüğün adı nedir diyor. Evet, birim zamandaki değişim yani hızdaki değişim yani delta v bölü delta t. Delta v bölü delta t sebep olan sevgili öğrenciler ivmedir. İvme vektörel bir büyüklüktür. Hız da vektörel bir büyüklüktür. Zaman skaler bir büyüklüktür. Hız değişimin birim zamanda ivmeye karşılık gelmektedir. Hız neydi? Hemen onu yapalım. V eşittir. Delta x bölü konumdaki değişikliğin zamana oranı. Yer değiştirme delta x. O da nedir sevgili öğrenciler? X2, x2 eksi x1'dir. Bu da vektöreldir. Kuvvet ise bu da m çarpı a ile bulunmaktadır ve vektörel bir büyüklüktür. Sürat ise v eşittir x bölü t ancak tepesinde vektörel ifade olmadığı için vektör işareti koymuyoruz çünkü skalar bir büyüklüktür. Bunlar bilgi amacıydı. Tabii ki bize delta v bölü delta t'yi veriyor. O da ivmeye eşittir sevgili öğrenciler. İkinci soruya geldik sevgili öğrenciler. Şekil 1'de F kuvveti uygulandığında cisimler sabit hızla hareket ediyor. Demek ki burada F net eşittir. Sıfır diyebiliriz. Sürtünme kuvveti buraya F sürtünme değeri F olarak vereceğim. Cisimlerden biri alınarak 2F kuvveti şekil 2'deki gibi uygulanıyor. Yargılardan hangileri doğrudur diyor. Sevgili öğrenciler, İki tane M'ye eğer sürtünme kuvvetinin değeri F ise bir tane M'ye şekil 2'de dolayısıyla sürtünme kuvvetinin ikinci değeri ne olacaktır? F bölü 2 olacaktır. Yani bir doğru. Şekil 1'de cisme etkeden kinetik sürtünme F kadardır. Ve hareket halinde olduğu için kinetik sürtünme katsayısı da zaten F nette eşittir 0 dedik. F eksi F 0 vermektedir. Dolayısıyla o bilgi de doğrudur. Şekil 2'deki cismin ivmesi 3F bölü 2M diyor. Hemen onu bulalım. A eşittir. F eksi 2F eksi F bölü 2 bölü M'dir. Yani 2F'den F bölü 2'yi çıkardığımızda 3F bölü 2'dir. Böyle M yaptığımızda bu da 3F bölü 2M olacaktır. O da doğrudur. Yanıtımız E seçeneğidir sevgili öğrenciler. Evet, sürtünmeden ihmal edildiği bir durum söz konusu. Şekil 1'de F kuvveti yatayla 37 derece açı yapacak şekilde uygulanmış. Ötekisinde ise dikey uygulanan bir F kuvveti var. Ve harekete geçirmeye çalışan kuvvet de F. Tek tek yazalım. A1 eşittir. F çarpı kosinüs 37. Kosinüs 37'nin değeri tabii 8 bölü 10 diyoruz. Burada tabii bunu M'ye bölüyorum. A2 eşittir. Dik kuvvetin hiçbir katkısı yoktur. Yani durdurucu bir etkisi yoktur sevgili öğrenciler. Çünkü sürtünme ihmal edilmektedir. F bölü 2M diyorum. Oranlarsak, sadeleştirirsek sonuç olarak ne çıkacaktır? 8 bölü 10 çarpı 2 bölü 1'den 16 bölü 10. O da 8 bölü 5 çıkacaktır. Cevabımız D seçeneğidir sevgili öğrenciler. Evet. Dördüncü soruya geldik sevgili öğrenciler. Güzel bir soru. İvme uygulanan kuvvet grafiği verilmiş. 1, 2, 3 zaman aralıklarında kütlesindeki değişim aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. 3 parçaya ayıralım. 1, 2 ve 3, 3. bölüm olmak üzere. Birinci bölümde değişmeyecektir sevgili öğrenciler. Çünkü doğrusaldır. Yani A bölü F oranı 1 bölü M'yi verecektir. Yani A bölü F oranı birinci aralıkta göreceksiniz. Yani görmektesiniz. Doğrusal olduğu için dolayısıyla M'nin değeri de değişmeyecektir. Yani değişmez diyebiliriz. Yani A, C ya da E. İkinci aralıkta bakarsak
F eşittir m çarpı a'yı hatırlayalım. Eğer f artarsa, a sabitse, m de artacaktır. Yani artar diyeceğiz. Ya c ya e şıkkı olacak. Üçüncü aralığa bakarsak yine bir doğrusal ilişki. A bölü f oranı gene sabit. Gene 1 bölü m'yi verecektir. A bölü f sabitse o halde m de sabit olarak kalacaktır. Yani değişmez artar, değişmez şeklinde olacaktır. Yanıtımız c seçeneğidir. Beşinci soruya geldik sevgili öğrenciler. Sürtünmenin sadece şekil 2'de olduğu yatay düzlemde m kütleli cisme şekil 1'de 3f, şekil 2'de 2f, şekil 3'te f kuvvetleri etki etmektedir. Cisimler bu kuvvetlerin etkisiyle bir süre hızlandıktan sonra kuvvetler 1, 2'de f ve 3'te de eksi f yapılıyor. Buna göre kuvvetler değiştikten sonra şekil 1, 2 ve 3'te cisimden hareketli aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Sevgili öğrenciler 3f artık f olsa bile sonuçta sürtünme yoktur. Gene hızlanmaya devam edecektir. Yani 1'e hızlanan diyebiliriz. En sona baktığımız zaman bunda ise eksi f yapılmıştır. Yani ters yönlü bir kuvveti vardır. Sonuçta hızlandıktan sonra yavaşlayacaktır. Yani birincisi hızlanan olacaktır. Ve üçüncüsü de yavaşlayan olacaktır. Hızlanan, yavaşlayan sadece c seçeneğinde vardır. C seçeneğinde sabit hızla olabilir mi? Ona bakalım. Bu kuvveti F yaptığımız zaman eğer sürtünme kuvveti F ise sonuçta sabit hızla yoluna devam edecektir. Yani yanıtımız C seçeneğidir sevgili öğrenciler. Güzel bir soru sevgili öğrenciler. İvme sorusu. İple birbirine bağlanan eşit kütleli XY cisimleri var. Sürtünmesi yatay düzlemde sola doğru eksi F, sağa doğru 2F kuvvetin etkisinde hareket ediyor. Buna göre aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılırsa hem X'in hem de Y'nin ivmesinin büyüklüğü değişmez diyor. Şimdi cisimler üzerindeki net kuvvet ne tarafa doğru? Sağa doğru F'dir. Yani F net eşittir F diyebiliriz. Peki gene cisimler üzerindeki A'yı bulursak eğer F bölü 2M diyeceğiz. Yani burada bir büyüklük bulmuş durumdayız. İpi kopartırsak eğer sonuçta Y ivmesinin büyüklüğü 2F bölü M olacak. Olamaz. Eksi F kuvvetini kaldırırsak eğer sevgili öğrenciler yine 2F bölü 3M olacak. Değişmiş durumda. 2F kuvvetini kaldırırsak o halde F bölü 2M olacak. Yani değişmeyeceğini C şıkkında görüyoruz. Eksi F kuvvetini ters çevirirsek eğer 3F bölü 2M olacak. Bu da olmaz. 2F kuvvetini ters çevirirsek gene eksi 3F bölü 2M olacak. Yani cevabımız söylediğimiz gibi C seçeneği sevgili öğrenciler. Üçüncü soruya sevgili öğrenciler. T1, T2 oranı sorulmakta. F kuvvetleri her iki cisme de uygulanıyor. Cisimlerin toplam kütleleri M artı 2M'den 3M olmakta. Birinci ivmeyi bulalım. F bölü 3M. İkinci durumdaki ivmeyi bulalım. O da F bölü 3M. Peki birinci durumda T1'i bulalım sevgili öğrenciler. T1 M çarpı 2M çarpı F bölü 2M diyebiliriz. Sonuç olarak düzeltiyorum 3M diyebiliriz. İkinci durumda T2'ye ne diyebiliriz? Yani bu cisimler için hareket denklemlerini yazıyorum. M çarpı yine F bölü 3M diyorum. Bu ikinci yazdıklarım en soldaki 2M ve M'ler için hareket denklemleridir. Oranlarsam eğer A'lar yani ivmeler eşit olduğu için M'ler de sadeleştiğinde T1 bölü T2 2 çıkacaktır sevgili öğrenciler. Yanıtımız D seçeneğidir. 8. soruyu şekil 1'de hareket eden hareket yönlerinde F kuvveti uygulanan XY cisimleri var. Hız zaman grafikleri verilmiş. Şekil 2'deki gibi olmuş. Buna göre yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Sevgili öğrenciler ikisine de F kuvveti uygulandığında X cismi hareketlendiyse sonuçta net kuvveti tabii ki daha fazladır. Evet net kuvveti daha fazlaysa sonuçta Y sürtünmeye maruz kalmıştır diyebiliriz. Yani Y'ye etki eden sürtünme kuvveti X'e etki edenden kesinlikle büyüktür. 3'e doğru diyebiliriz. Kesinlikle doğrudur. Ama taban alanı Y'nin taban alanı X'inkinden büyüktür diyemeyiz. Çünkü mühim olan sürtünme kuvvetinde dikey kuvvettir önemli olan sevgili öğrenciler. Yani kesinlikle doğrudur diyemeyiz sonuçta. Hatta taban alanı büyüklüğüyle bir alakamız yoktur. X'in kütlesi Y'ninkinden küçüktür.
Etkileden kuvvet doğrultusunda kütleler hakkında bir yorum yapamayız ama net kuvvet hakkında kesinlikle bir yorum yapabiliriz. Net kuvvet hakkında yorum yaptığımız için de zaten sürtünme kuvvetini söylemiştik. Kütlelerle ilgili bir yorum yapabilme şansımız verilenlere göre yoktur sevgili öğrenciler. Yalnızca sürtünme kuvvetinden bahsedebiliriz. Kesinlikle doğru diye C seçeneğidir sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrenciler, sürtünmesi yatay düzlemde O noktasında duran cisme 5 kuvvet etki ediyor. Hangi iki kuvvet kaldırılırsa cisim sabit hızla devam edecektir diyor. F1, F2, F3, F4, bir de F5 diye yazacağım. X, Y diye ayrı ayrı yazmak istiyorum. 0'a artı 2, artı 3'e artı 1, eksi 2'ye artı 1, eksi 1'e eksi 2, artı 2'ye eksi 2. Bunların hepsini topladığım zaman artı 2'ye 0 veriliyor. İki tane ayrı ayrı kuvveti kaldırdığım zaman, ikisini birden kaldırdığım zaman buraların 0 olması lazım ki net kuvvet 0 olsun ve sabit hızlı hareketini sürdürsün. 1 ile 4'e baktığımız zaman sevgili öğrenciler, artı 2'yi sıfırlayacak bir şey yok, olamaz. 2 ile 3'e baktığımızda, yani 2 ile 3'e baktığımızda sonuçta 2 ile 3'ün toplamı artı 1'dir. Kaldırır isek artı 2'yi sıfırlayacak bir şey değere ulaşamayız. 4 ile 2'ye baktığımızda sevgili öğrenciler, yani şöyle yapalım, 4 ile 2'ye bakalım. Toplamları artı 2'dir, olabilir ama bu sefer bunlar kaldırıldığı zaman sonuçta 0 oluyor. Peki y'ye bakalım. Artı 1 ve eksi 2 değerleri var. İkisini de ayrı ayrı kaldırırsak tabii ki sıfıra ulaşmayacağız. Yani gene belirli bir değerimiz olacak. O halde o da değil. 1 ile 5'e bakalım. Artık 1 ile 5'e baktığımız zaman artı 2'yi kaldırdığımız zaman 0 etti. Peki 1 ile 5'te artı 2 ile eksi 2'yi kaldırdığımız zaman yine 0'ı verdi. O halde doğru cevabı bulmuş durumdayız. 3 ile 5'e zaten bakmamıza gerek yok. 3'ü ve 5'i kaldırdığımızda tamam. Bu sefer neyi vermekte? Artı 2 değeri yine korunmuştur. Sonuç olarak bu da olamaz zaten. X'ten hemen tespit etmiş durumdayız. Yani sonuç olarak D seçeneğidir. Evet son sorumuz sevgili öğrenciler. Duran bir cisim var ve bu cisme bir kuvvet etki etmiş. M cismine. Ve sürtünmeli ortamdayız. Ve sonuç olarak F eksi F sürtünme eşittir. M çarpı 2A gibi bir eşitlik söz konusu. Bir süre sonra kuvvet kaldırıldığında, yani sadece eksi Fs kaldırıldığında ivmemiz ne olmaktaymış? Eksi A olmaktaymış. Ve sürtünme kuvvetinin büyüklüğünün kaç katıdır diye soruyor kuvvetin büyüklüğü. Bu durumda sadeleştirme yapıyoruz. Ve A'larda sadeleştiğinde her iki tarafta eksi olduğu için sonuçta eksiler de sadeleştiğinde sevgili öğrenciler. Yani şöyle oluyor. F eksi F sürtünme eşittir 2. Her iki tarafı eksi 1 ile çarptığımızda F sürtünme eşittir 1 çıkmakta. F eksi taraf taraf içler dışlar çarpımı yaptığımızda F eksi F sürtünme eşittir 2 F sürtünme F eşittir 3 F sürtünme olmaktadır. Yani B şıkkını bulmuş durumdayız sevgili öğrenciler. Kuvvet sürtünme kuvvetinin 3 katı büyüklüğündedir. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.